Evet, burası da benim bir senedir çalıştığım alışveriş merkezi. Pavelski Plaza diye geçiyor burası. Moskova'nın güzel bir yerlerden bir tanesi. Burada çok güzel bir çalışma oldu. Yani büyük bir alışveriş merkezi. Yerin 20 metre altında, 25 metre altında 3 kat var. Şu gördüğünüz yerin altında bir kat daha var. Mağazalar, işte markalar. Şurada Reebok var. Reebok ve Adidas. Burası savaştan dolayı kapalı. Birkaç tane Amerikan firması var burada işte. Birkaç tane dedim var işte. Onlar hepsi şu anda kilitli. Kapattılar. Artık savaştan sonra mı, ambargodan sonra mı şey yaparlar, açarlar bilmiyorum. Burası da yaptığımız bir yer işte. Bir sene emek verdik buraya. Kendi branşımızda mekanik sistemde böyle bir yer. İşimiz bitti şimdilik. Çok güzel bir çalışma. Neticede kolay bir şey değil yani. Koskocaman bir şeyin aşağı yukarı 2 sene falan yok. Bir sene değil, 3 seneye yakın bir sürede burası tamamlanmış. Yani bizden önce tabii ki kaba inşaatı falan var. Buralara oturma yerleri, işte gençler geliyor, insanlar geliyor. Tavanı böyle. Gökten yağmur yağsa, kar yağsa seyredebiliyorsun. Akşam saatlerinde burada şu gördüğümüz alanda TikTok'a gençler video çekiyorlar. Güzel dansçılar var, genç kızlar falan. Hepsi çeşit çeşit şey yapıyorlar. Figürler yapıyorlar, değişik oyunlar sergiliyorlar, TikTok'a atıyorlar. Moda olmazsa olmaz yaz sezonu. Mankenler yaz sezonu burası. Deniz mevsimi açılmış. Kafeler, markalar. Çağın son teknolojisi olmazsa olmaz telefon dükkanları. Çılgın alışveriş cumaları. Şapka çeşitleri, gözlükler. Burası M-Video. Burada işte cep telefonları, elektronik eşya, tencere, tava, buna benzer her şey var. Burası daha açılmadı. Dostlar, dükkanların her birinde benim emeğim var. Yani yüzlerce kez gezmişliğim, dolaşmışlığım var. Hepsinde ısıtma sistemini elimden geçti burası ısıtma sistemi. Projelerini aldım. Birçok katın ki ben yaptım. Yani ben yaptım derken formelliğini yaptım. Birçok kişinin burada emeği var. Başta proje müdürü, ardından mühendisler, masa başı mühendisler, efendim saha mühendisleri, inşaat, mekanik, beton, boya. Yemek bölümü, food court. Dünyanın olmazsa olmazı, ölmeyen sektör yemek. Burada suşiler var. Çeşit çeşitler hepsi.
her damağa, her zevke hitap edecek çeşitler var. Ya yetiyor işte. Alışveriş merkezinde, çok alışveriş merkezinde ne olması gerekiyorsa hepsi var burada. Yani. Etinden, sütünden, balından, kahvaltısından, pizzasından. Bu şekil görsel yapmışlar. İşte hangisini istiyorsan menü burada, fiyatları burada. Здравствуйте. Здравствуйте. Çalışan personel genelde burada Kırgızistanlı. Yemek çeşitleri işte. Şu domuz eti galiba. Evet, bu domuz eti. Diğerkiler neymiş? Bununla yazıyor. Bunlar dana. İşte vejeteryan da var. Her çeşit var burada. Burası biraz botanik ortam. Yine farklı farklı çeşitli balık yemekleri, et yemekleri. Burger King. Ve ardından yine alışveriş, yine alışveriş. Parfümeri. Şimdi burası da bizim yer. Tabelayı sökmüşler ama. Şu kahve tabaklarından anlarsınız herhalde. Kahvelerden. Evet. Bizim Türk baklavaları. Çay almak lazım. Türkiye'de epey pahalanmış. buradan birkaç kilo. Bagajda yeri yok. Bagajda yer olsaydı birkaç kilo çay alıp gelecektim yani. Türkiye'de uçmuş zannedersem. Öyle gözüküyor. İşte böyle. Burada da krizden dolayı çok dükkan daha açılmadı. İş yapamazlar diye. Puma. Burası da kapalı. Açıyorlar, temizlik yapıyorlar. Burayı anlayamadım yani. Uvejeniye, Basit Deli, Magazin Zakrit. Kapalı diyor. Kırınıyam. Yine başka bir marka. Evet, en pahalı markalardan bir tanesi. Olmazsa olmaz telefonlar. Telefon aksesuarları. Perek Restok. Magazin diyoruz yani market. Buranın marketi işte. Eczane. Rusya'sı apteka. Burada Rusya'da ilaçlar çok pahalı dostlar. Türkiye'de de herhalde öyle pahalanmıştır. Böyle bir stand var işte, meyve. Genelde burada fiyatlar 100 gram olarak yazıyor. Ananaslar, kiviler, her çeşit meyve var. Yani genelde burada üzerinde yazan etiketler hep 100 gram fiyatı. Ama enteresan, muz Türkiye'den ucuz burada. Muz Türkiye'den ucuz. Diğer çok ürün pahalı da. Böyle işte bir markette Migros gibi düşünün, Carrefour gibi düşünün. Olması gereken her şey burada var. Et reyonundan var. Tabii ki fiyatlar pahalı. Rusya'da ne bileyim, Rusya'da yaşamanın en zor kısmı yeme içme. Yeme içme, hele ki bu savaştan sonra bayağı bir fiyatlar arttı. Onu söyleyeyim yani.
Yani şimdi diyeceksin dünyada arttı. Öyle bir şey var da Rusya zaten meyve sebze olayı pek narenciye zor burada. Tamam, her ne kadar petrol olsa, buğday arpası olsa, efendim zeytinyağı olsa, şey ayçiçek yağı olsa da diğer birçok ürünü işte ne bileyim. Büyük bir coğrafya ya. Videoyu fazla uzatmayayım. Fazla kafanızı ağrıtmayayım. Sizlere biraz paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.